Amerika'dan bize destek veren değerli arkadaşımızı da yorduk. Şeyi de süreyi aslında ekonomik kullanmaya çalıştık ama bayağı bir süre kullandık. Eğer uygun görürseniz bu son tur olsun. Bayağı bir süre çünkü. İnsanları da fazla yormayalım diye düşünüyorum ama bu kez biraz derinlemesine mümkün olduğunca başka şeyler konuşalım. Başka şeyler derken tabii doğrudan alanınızla ilgili, yaptığınız şeylerle ilgili, fotoğrafla ilgili elbette ki. Hepimizin uğraşı alanı, ortak uğraşı alanı bu zaten. Ama en kıymetli işi yapan sizlersiniz. Bir grubunuz dernekçi olarak, bir grubunuz yayıncı olarak en kıymetli şeyler yapan dostlarsınız. Biz de sizin hazırladığınız düzlemden yararlanarak, uygun ortamdan yararlanarak ufak tefek işte naçizane yazıp çiziyoruz, katkı vermeye çalışıyoruz. Ama ben hepinize kendi adıma minnet borçluyum yaptığınız şeylerden dolayı. Sorulacak epeyce bir soru var aslında ama başka şeylere, toplantılara da bırakabiliriz. Sonuçta gene görüşürüz her halükarda. Dediğim gibi bu turda biraz daha çünkü şu ana kadar geldiğimiz yer aslında bizi oraya götürüyor. Hali pür melalimizi azıcık bilelim. Ondan sonra ne oluru konuşalım istiyorum. Sizler Artenasçılar olarak hem memleketi iyi takip ediyorsunuz, biliyorsunuz, hem de dünyayı takip ediyorsunuz. Dolayısıyla hani bir kıyaslama yapmanız için söylemiyorum bunu ama izlenimleriniz nedir diye sormak istiyorum. Yani memleketin fotoğrafik ortamı nedir? Dünya nerelerdedir? Bunu üçünüze de sormuş olayım. Kim söz almak isterse aslında üçünüzün de fikrini alayım. İşin doğrusu. Sebahattin sen büyüğü müsün? Sen başla. İyi, Hadi. iyi olur. Ben birini sensin. Buyur. Evet, sen başla. Ben mi başlayayım, sen mı başlayacaksın? Sen başla sen tabii. Büyümüş sensin. Gençliğinin kıymetini bil. Şimdi buna ilişkin ön bilgileri konuşurken verdim aslında baktığınızda. Ancak genel çok yakın zamanda Sebahattin de Almanya'da bulundu. Ben Sebahattin'den yaklaşık birkaç ay önce Hollanda'da uzun bir süre kaldım. Sayacak süre 3 hafta kadar bir süre kaldım. Hatta orada bir fotoğraf derneğini ziyaret edip onların bir sergi açısına katılma fırsatı da yakaladım ama genel olarak mukayese ettiğimizde web sitelerinden yani fotoğraf sitelerinden yabancıları takip ettiğinizde fotoğrafların gerçekten sanatla ilgilenen fotoğrafçıların yani sanat amacıyla sanata yönelik bir şeyler yapmak amacıyla ön plana çıkarmak isteyen fotoğrafçıların daha çok soyut ve kuramsal, kavramsal fotoğraflara kaydığını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra bizde hala gerçekliği ön plana çıkaran fotoğraflar ağırlıkta şu anda baktığımızda. Bu da herhalde içinde bulunduğumuz sosyal ortamdan kaynaklanan bir özelliğe sahip ki bugün yabancı bir ülkede Avrupa'da sokakta bir insan fotoğrafı çekmek çok zor. Yani ben Hollanda'da kaldığımız şehirde güzel bir mankenle, modelle röportaj yapan bir grubun fotoğrafını çektim. Dört tane, beş kızdı bunların. Birisi model, diğer dört tane de radyonun ekibiydi. Gördü etrafımı sardı. Neden çektim? Neden fotoğrafımızı çektim? Bize sormadan diye başlayıp tırmık yiyecek duruma kadar gelebilirdim. Bu arada tabii eşim de beni yalnız bıraktı, yürüdü gitti. Şimdi sokakta ama hakikaten yani fotoğrafı çekilecek bir model yani. Bakıyorsun ve röportaj yapıyor sokakta. Türkiye'de olsa belki Türkiye'de de benzer bir durumla karşılaşır. Şimdi durum bu. Bu gittiğim fotoğraf derneğinde ise köy gibi
Breda kentinin bir banyosundaki küçük bir yerleşimde bir sergi açmışlar. Buradaki fotoğrafların, sergide yer alan fotoğrafların da tamamına yakını, tamamı aslında şeydi. Deneysel fotoğraf. İnsan figürü olan fotoğrafları çeken fotoğrafçılarla konuştum. Kendi tanıdığının, yani kendi bir arkadaşının veya eşinin fotoğraflarını direkt, yani tanınmayacak şekilde bir perde arkasına veya flu çekecek şekilde fotoğrafları ortaya sunmuşlar. Şimdi tabii burada şu soruyu sormak gerekiyor. Yani sanatı fotoğrafla sanat yapmayı nereye konumlandıracağız bizim kendi ülkemizde? Bunu iyi tespit etmek lazım. Bunu iyi değerlendirmek veya iyi yorumlamak gerekiyor aslında. Ve tabii burada da fotoğrafçıya bir iş düşüyor. Yani hangi tarz fotoğraf sizin tercihiniz? Yani ben kişisel olarak arkadaş sokakta fotoğraf çekmeyi seviyorum. Yani dayak yemeği göze alarak, insanlarla konuşarak, insanlara yaklaşarak, onların yaşamlarını fotoğraflamayı, onların portre fotoğraflarını çekmeyi seviyorum sokakta. Bundan da çok fazla uzağa gitmek gibi bir derdim de yok açıkçası. Ha, deneysel olarak bir şeyler yapmaya kalksam da anladığım kadarıyla, kendimi tanıdığım kadarıyla veya bildiğim kadarıyla eğitim tarzından veya işte yaşımızdan dolayı işin hayal etme tarafı eksik kalıyor birazcık. Yabancı ülkelerdeki fotoğrafçılarda bu taraf aşırı gelişmiş vaziyette. Bu da direkt çocukluktan beri, ya hatta bebeklikten süre gelen eğitimlerinden kaynaklı düşünüyorum ben. Yani eşimin yeğeninin çocukları okulda bir resme bakarak hikaye anlatıyorlar. Bu çocuk 5 yaşında. Bir resim oluyor ve hikaye anlatıyor çocuk. Şimdi böyle gelen bir çocuğun büyüdüğündeki hayal gücü kısırlaşmayacak. Bilerek genişliyor. Bizde de tam tersi. Bizde de zaten çocuk yetişken aman yapma, otur. Öyle mi düşünür? Ne biçim konuşuyorsun diye lafa girdiğinizde zaten çocuğu iyice kapatıyorsunuz, kısırlaştırıyorsunuz, düşüncesini daraltıyorsunuz. Yani o tarafı sanat için kullanmak ya kalktığımızda bana göre Türkiye'de alacağımız daha çok yol var. Gerçi aramızda çok değerli fotoğrafçılar var. Gerçi bunların adımını atanlardan başlangıçta Şahin Kaygun'u anmadan geçmek doğru değil. Bir Çerkez Karadağ hala kavramsal veya deneysel fotoğraf üzerinde bir şeyler yapmaya devam ediyor. Çok güzel eserler çıkartıyor ortaya. Genel olarak baktığınızda benim görüşüm bu. Yani biz hala sokakta portre, işte insanları çekelim, günlük yaşamdan fotoğraflar çekelim. Sözüm Tekin Hoca'nın yaptığı deneysel fotoğraf atölyelerinin dışında bırakıyorum onları. Orada çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Yani daha alacağımız çok yol var ama benim gördüğüm iki tane net ayrım bu. Hayal gücümüzü biz fotoğrafçı olarak çok yeteri kadar daha kullanamıyoruz diye değerlendiriyorum. Teşekkür ederim. Sabahattin Bey'e geçelim. Evet, ben de bir katkıda bulunayım. Ben aslında şeyi fark ettim. Şimdi tabii izleyicileri, okuyucuları şey yapıyorum, kategorize ediyorum. Kategorize derken hangisi, kimler, hangi profildeki kişiler, hangi yazıları daha çok okuyorlar, hangi yazılarda daha çok ekranda kalıyorlar, hangi yazıların üzerinde kalıyorlar. Çünkü öyle şeyler oluyor ki, sayfaya ilginç buluyor başlığı, giriyor, 10 saniye sonra çıkıyor bazıları. Bazıları da gerçekten okuyor. Ve bazıları da birinci yazıya girdikten sonra oradaki linklerden birine tıklıyor ya da menüden işine yarayacağını düşündüğü farklı şeylere giriyor. Şimdi bunların her biri ayrı bir profil. Bu profillere baktığımda, Okyar da değindi buna önceki şeyde, seansta.
Daha çok fotoğraf makinesiyle nasıl fotoğraf çekilir, en güzel fotoğraflar nasıl çekilir falan tarzı. İşte en güzel ayarlar ne olmalıdır? Hatta işte bir tek tuşa bassak da bütün ayarlar bize gelse, biz de böyle şey gibi, cam gibi fotoğraflar çeksek falan gibi. Hatta ben bir yazımdaki yorumda şey demiştim bir kullanıcımıza, yakında tek tuşlu bir kamera çıkartılacak galiba. Çünkü bu istekler çok fazla şey yapıyor. İşin bu boyutu var. Yurt dışındaki şeyler genellikle sitelere, benim en azından takip ettiğim sitelere baktığımızda bir alanda yoğunlaşmış siteler daha çok ilgi çekiyor. Fakat Türkiye'de az önce söylediğimiz nedenlerden ötürü tek bir konuda yoğunlaşmak sizi tek bir profilde kısıtlıyor. Dolayısıyla hani bir de şey kaygınız da olmadığı için kimse sizi takip etmeyecektir. İşin daha çok son zamanlarda, Erdoğan da değindi buna ama video boyutu var. Daha çok insanlar şey sormaya başladı. Sebahattin Bey, ya yazıları çok güzel okuyoruz falan ama ya bunları bir de videoya çekseniz, video ile anlatsanız. Yazı yazmak bu kadar zor, video ile bunu anlatmak bir o kadar daha zor. Yani tek başınıza bunu yapmanız zaten mümkün değil, imkansız. Hem kendinizi çekeceksiniz, hem işte birkaç kamerayla bunu anlatacaksınız, kameraları ona göre ayarlayacaksınız. Umudum Okyar'daydı, o da oradan kalktı gitti, Köyceğiz'lere taşındı. Onunla bir iki şeyler yapıyorduk. O da gidince bu işten anlayan ve çünkü biz Okyar'la bir şey yaparken öyle hale gelmiştik ki ben Leb derken Okyar Çorum diyordu. Yani bırakın Leblebi'yi falan ne diyeceğimi anlıyordu. Böyle kişilerle yapmadığınız sürece ve bir de tabii videonun edit kısmı çok daha meşakkatli bir iş. Tamam, onların hepsini biliyorum, yapabiliyorum ama çok zor işler bunlar. Öyle olunca da yurt dışındakilere baktığımda genellikle videoyla bütünleşik yazılar, yani kısa yazılar ama videoyla destekli yazılar görüyorum. Türkiye'de bizim bir açmazımız da şu, biz tabii etrafımızdaki tanıdığımız, bildiğimiz bir sürü bu işin içerisinde duayen olmuş abilerimiz, ablalarımızla görüşmeye çalışıyoruz. Ya gelin diyoruz, bakın bunları bizim bir altyapımız var. Sizin kendi altyapınız yok, yani kendi başınıza bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Öyleyse gelin bunları biz size şey olalım, altyapıyı sağlayalım, siz burada şey yapın, yayınlayın bunları, insanlara bir faydamız dokunsun diyoruz. Bir iki tanesi böyle başladı, sonra yani tabii tenzih ediyorum diğer kişileri ama öyle şeyler oluyor ki ya, yani ben burada yazmam, benim kendi sistem var. Öyle bir egolar, öyle bir şeylerle karşılaştık ki ya ben herkesin okuduğu, herkesin yazdığı bir yerde yazı yazmak istemem. Dolayısıyla hatta bunu Özcan Bey, Özcan Yaman son yazılarında da değinmişti böyle şeylere. Derneklerin açmazlarıyla ve dernekteki derebeyliklerle, hegemonyalarla ilgili yazılar yazmıştı. Hakeza Tekin Bey de bu konuda bayağı bir yazısı oldu. Bir de böyle bir açmazımız var bizim. Halbuki yurt dışında insanlar bir YouTube kanalı kuruyorlar ve orada bu işin uzmanlarını çağırıp onlarla çok rahat sohbetler yapabiliyorlar. Biz bir ara denedik bunu. Hatta Okyar çok yaptı. Zaten Ertan yapıyor ilk başlarda. Bu röportajları videoları alalım, videoyla yayınlayalım falan dedik ama bir iki denemeden sonra çok fazla şey bulamadık. Katkı sağlayacak bu işin uzmanlarından oluşan bir ne derler, kişiler çok fazla bulamadık işin açıkçası. O nedenle de yurt dışında daha çok az önce söylediğim gibi uzmanlaşmış uzman konular. Çünkü orada takipçi de çok olduğu için ve tamamen İngilizce, hatta bir ara okuyarak İngilizce İngilizce de mi yazsak diye düşündük ama bir de ya Türkçe yazıyorsun, bir de bunu İngilizceye çevireceksiniz. Düşünsenize, yani o kadar büyük zahmet ki bunların hepsi. Pek gözümüz yemedi işin açıkçası. Biz Türkçeyle devam edelim dedik. Neyse ki teknoloji yardımımıza koşuyor. Yani şimdi herhangi bir tarayıcıda
Ya bunu şeye çevir, bu siteyi İngilizceye çevir dediğinizde bizim site rahatlıkla İngilizceye çeviriyor. Hatta bazı yazılarımıza şeyler geliyor. İngilizce yorumlar da geliyor. E-postayla gönderiyorlar daha çok. İletişim formundan gönderiyorlar. Onlar da bizim demek ki sitelerimize yani Türkçe yazardı diğer türlü, Türkçe okusaydı. İngilizce sorular veya yorumlarla gelen kişiler var. Ama yani Türkiye'deki profil çok fazla yaygın bir profil var Türkiye'de. Hani bu doğru bir karar mıdır onu da bilmiyorum tabii ben. Yani arada sırada tartışıyoruz ya kendi aramızda. Acaba bu kadar profile hizmet vermek iyi bir şey midir? Yoksa yani sadece bir alanda mı uzmanlaşmak? Ama ben şeyi daha çok seviyorum. Yani çok sesli diye ve kimse okumayacaksa da okumasın. Biz bunu hakikaten zevk için yapıyoruz ve hep de sıkça da söylüyorum ama lütfen yanlış anlaşılmasın. Bir ticari kaygımız yok, ticari bir beklentimiz yok, buna ihtiyacımız yok. Dolayısıyla hani bunu zevk olarak yaptığımız için daha çok profil, daha çok bir yaygın bir profile hizmet edebilecek bir siteyi oluşturmaya gayret ediyoruz. Ben burada belki sonra gelecektir arkasından ama hazır laf bendeyken şeyi söylemek istiyorum. Az önce söylediğim hani altyapımız bizde var, sizde de böyle bir şey var. Hazır bu toplantının da zaten amacı bir tarafta Enfot, bir tarafta bunun teknik altyapısını ortaya çıkaran kişiler var. Bizim bu konuda inanın hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir önümüzde engel yok. Yani biz sitemizi öyle bir şeyle kurduk ki, teknikle ve teknolojiyi seçerek kurduk ki her türlü şeye evrilebilir sitemiz. Her türlü şeye dönüşebilir. Dolayısıyla Enfot bu konuda bize ya burada yoruldum dese biz onları orada han kurarız. Dolayısıyla yani bu işbirliğini Enfo'da nasıl destek olabilir? Çünkü onlar gerçekten siz de söylediğiniz Tekin Bey ulvi bir görev yapıyorlar aynı zamanda. Dolayısıyla da yani buna katkı sunmayı çok 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 arzu ederiz. Canı gönülden destek olmak isteriz. Teşekkür ederim. Bu akşam duyduğum en güzel şey oldu hakikaten. Çok memnuniyet verici bir şey. Ben eminim bundan sonra böyle bir iletişim gelişir ve karşılıklı hem dostluk gelişir, daha sıkı bir dostluk, hem de birbirinize destek verirsiniz bir takım işlerde. Yani bu şey, çünkü yaptığınız bir şeyin karşılığında yüksek verim almak hani çok arzu edilir bir şeydir. Dolayısıyla buna vesile olur diye düşünüyorum. Bu çok çok iyi oldu. Bu konudaki sözleriniz Sebahattin Bey, eminim Enfot'taki arkadaşlarımız bunu dikkate alırlar ve çok mutlu olurlar bundan ötürü. Daha sonra telefonla görüşürsünüz, işte ne bileyim belki Ankara'ya gelir gidersiniz. Bu tip Tabii ki. şeylerin olmasını çok arzu ederim ben kendi adıma. İşte öyle. Ertan aynı konuda ne düşünür? Ülkemizde fotoğrafın vaziyeti nedir? Dünyada nasıldır? Ertan'cığım. Ben çok böyle derin yorumlar yapacak sanat açısından yani çok derin yorumlar yapacak bilgiye sahip değilim açıkçası. Estağfurullah. Bu soruyu geçip sonraki sorudan başlayabilirim Neden olmasın? O zaman başka bir soru sorayım. Çünkü sen de teknik bir insansın. Oradan ona yanıtı sen ver, sonra Sebahattin Bey ve Okyar Bey aynı soruya Tamam. yanıt versinler mümkünse. Fotoğraf bildiğimiz anlamda fotoğraf olarak devam eder mi önümüzdeki 10 yıllarda? Yoksa başka bir şeye evrilir mi? Buna muhakkak kafa yormuşsunuzdur. Bundan %100 eminim. O yüzden soruyorum bunu. Yani Bunu fotoğrafın sonu diye bir şeyle yüz yüze gelir miyiz? çok çok cevabı olabilecek bir soru ama ben bugün Okyar abinin yazdığı yazıdan yola çıkarak cevap vereyim. Bu ChatGPT, OpenAI işte yapay zeka, sanal zeka ne diyorsak artık. Biraz buna doğru evriliyor fotoğraf bence. Çünkü bu şey muhteşem bir şey bu yapay zeka işte sanal zeka ne diyorsak.
Ama aynı zamanda çok tehlikeli bir şey. Size istediğiniz fotoğrafı verebiliyor. Yani şu konuda bana bir fotoğraf üret diyorsunuz ve size öyle bir fotoğraf üretiyor. Resim değil yani, fotoğraf üretiyor. Dün Goldman Sachs'ın bir raporunu okuyordum. Bu Amerika'daki yatırım devi. Kısa dönem, yani 5 yılda diyordu galiba, 300 milyon insan işinden olacak. Ya bu inanılmaz bir rakam, 300 milyon, ve bunların arasında çoğu beyaz yakalılar. Bunların arasında fotoğrafçılar yok mu? Var. Yani biraz bunu böyle takip etmek lazım. Fotoğraf biraz buna, şimdi video biraz ön plana çıkmaya başladı ama dediğim gibi bu yapay zeka işte fotoğrafçılığı veya sanatı bile çok etkileyecek bence. Kendi işimi de etkiliyor. Yani rapor yazacağım bir projeyle ilgili. Hesap yapmam lazım. ChatGPT'ye girip ufak bir şeyler soruyorum. 3-5 soruda. Bana bir tane rapor şablonu çıkarıyor. Çok güzel bilgilerle beraber. Ben ondan devam ediyorum raporu. Şimdi benim bölümde 18 kişiyiz. 2 sene sonra 18 kişiye ihtiyaç olmayacak. Evet. Yani bu benim kafamı çok yoran bir şey açıkçası. Bu açıdan yaklaşayım. Sonra da size bırakayım Okker abi, Sebat abi. Ben Ertan'a katılıyorum. Yani geçmişimde bu şeylerin içinde olduğu için de birazcık da işin açıkçası Ertan gibi ben de korkuyorum. İnsanlık adına korkuyorum. Fakat bundan kaçış olmadığını da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunun fırsata çevrilmesi konusunda bir takım açılımlar sağlamak gerekiyor insanlığın. Fotoğraf tarafındaysa evet, yani bana şöyle bir fotoğraf lazım dediğinde şimdi akıllı zeka uygulamaları hepsi biliyorsunuz kameralarımıza da girdi bu uygulamaların. Yazılımlara girdi. Photoshop'a gidin. Artık eskiden binlerce demeyeyim ama onlarca katmanda ve birkaç saatte yapacağınız işlemi size hazır şablonlarıyla birlikte şu arka planı şöyle yap, bulutları böyle yap, işte objeyi şöyle seç, saç telinin en ince kılına kadar ayrıntısına kadar seç gibi şeyleri tek bir tıklamayla yapabiliyorsunuz. Ama yani fotoğrafçılığı öldürür mü? Fotoğrafçının belirli bir kısmını öldüreceği kesin. Ama belgesel fotoğrafçılık ve bunu o anı hani belgelemek için yapılan fotoğrafçılığı çok etkiler mi bilmiyorum. Çok emin değilim çünkü hiçbir akıllı zeka uygulaması, hatta bugün Okyar yazısında bahsetmiş şey diyor, bana bu fotoğrafları gösterebilir misin? Ya da fotoğraf, ben geçen gün şey bir yazım için başlık fotoğrafı bulmaya çalıştım. Çekemedim. Çekmem de imkansız o başlık fotoğrafını. ChatGPT'ye girdim. Dedim ki böyle böyle bir şeyim var. Evet, size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Böyle şöyle bir konu yazıyorum ve bu konuyla ilgili bana bir fotoğraf üretebilir misin dedim. Çekilmiş, yapılmış ya da tasarlanmış fotoğraflar, resimler var ve bunun linklerini size gösterebilirim diyor. Aynı cevabı bana vermişti. Ama kalkıp şimdi konuşmamızın başında da söylediniz Tekin Bey deprem konusunu. Şimdi burada siz Antakya'daki bir depremin şeyini bana bir fotoğraf gönder ki öyle bir fotoğraf olsun ki bu böyle şey bir ödül alsın falan gibi bir şey yapabilir misiniz? Her yapar ama ne kadar yapar? En azından şimdilik ne kadar yapar? Emin değilim. Fotoğraf Ben de yapamıyorum biliyorum. konusunda sadece yani moda fotoğrafçılığı ya da işte bir ürün fotoğrafçılığı. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ses karışıyor. Değerli arkadaşlarım, konuşmacıların Evet. sesinin arasına girmemesi için kapatın şeylerinizi, mikrofonlarınızı. Evet. Sadece konuşmacı
Mikrofonu açık Evet. kalsın lütfen. Tekin Hocam bir uyarı yapayım. 7 dakikamız kaldı. Tamam. Evet. Hükümetteyiz Evet, zaten. yani ben bence fotoğrafı, sadece fotoğrafı değil, bütün hayatımızı etkileyeceği çok kesin. 300 milyon insanın işsiz kalabileceği çok 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 önemli bir şey. Valla yani çocuklarımıza ve torunlarımıza artık hani başarılar ve şey versin, sabır versin diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Okyar'da söz. Şimdi işsiz kalma konusunu çok dert etmiyorum. Yapay zekanın emeklileri işinden edeceğini sanmıyorum açıkçası. Dolayısıyla çalışanları düşünsün deyip geçiyorum Ertan. Yani senin projeni yapay zeka çiziyor muhtemelen istediğin kadar. Şimdi Tekin Bey, siz Ankara'dasınız. Dilgün Hanım Ankara'da, Mebru Bey Evet. de Ankara'da. Evet. Önümüzdeki günlerde kar yağarken desem ki Mebru Bey'i bir alın veya Nilgün Hanım'ı alın. Çankaya'da Kuğulu Park'ın önündeki içinde bir aydınlatma direğinin sarı ışığı altında hafif yukarı bakarken profilden bir portre fotoğrafı, yan ışıktan gelen profilden portre fotoğrafı çekin desem. Siz benim yapay zekam oluyorsunuz. Ve bu fotoğraf kime ait oluyor? Size mi ait oluyor, bana mı ait oluyor? Bu fotoğraf bana ait oluyor. Siz sadece arayıcısınız. Benim aklımdan geçenleri görüntülemiş oluyorsunuz sadece. Şimdi yapay zekadan aslında en çok kim hoşlanırdı bizim camiada biliyor musunuz? Ara Güler. Hala aklımda çekmediğim fotoğraflar var diyordu. Dolayısıyla yapay zekayı belki çok yoğun olarak kullanacak insanlardan, fotoğrafçılardan birisi olabilirdi Ara Güler. Rahmetli yaşasaydı diye düşünüyorum bir taraftan. Şimdi teknolojiyle beraber tabii ki kullandığımız araçlar evrilecek. Bugün yapay zeka kavramı içerisinde ele aldığımız ChatGPT fotoğraf üreten değil, yapay zekanın sohbet kısmı. Fotoğraf veya görsel üreten kısımları benim kullandığım DALL-E diye bir program var. Bu program. Şimdi geçenlerde Sony'nin uluslararası yarışmasında bir Alman fotoğrafçı bu programa çizdirdiği bir fotoğrafla yaratıcılık konusunda birincilik ödülü aldı. Ve gazeteler şu manşeti attı. Yapay zeka fotoğraf yarışması kazandı. Hayır, yapay zeka fotoğraf yarışması falan kazanmadı. Bugün benim girdiğim bir yarışmasında hiçbir zaman Nikon D850 fotoğraf yarışmasını kazan diye bir açıklama yapmıyorlar. O keratıyla kazan diye yapıyorlar. Dolayısıyla ben bir araç kullanıyorum. Baktığınızda yapay zeka görüntü oluşturma programları fotoğraf makinesinin evrilmiş hali olarak ele almak gerekiyor. Sonuçta sanat dediğiniz veya yaratıcılık dediğiniz şey sadece bizim zihnimizde. Biz aslında gördüğümüzü nasıl anlamlandırıyorsak değerlendiriyoruz. Gözümüz, kulağımız sadece bir aracı baktığınızda. Dolayısıyla yapay zekanın enstrümanları da bir aracı. Onları kullanarak sanat yapabilirsiniz. Onları kullanarak iş yapabilirsiniz. Doğrudur. Yapay zeka bilgisayar programı yazıyor. Ben de denedim, yazdı. Ama o programı yazmasını nasıl yazacağını ben öğretiyorum, soruyorum ona. Onu kendisine söyleyecek birisi olmadığı noktada ne yapacak? Kendi kendine bir şey mi yapacak? Hayır, yapamayacak. Ancak o yapay zeka veya işte fabrika otomasyonunda Endüstri 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 nereye gidecekse orada sadece alınan verileri işleyip yeni bir şeyler yapmaya kalkacak. Ertan bahsetti, bugünkü yazımda şöyle bir yorumda bulundum ben. Yapay zeka aldığı verileri değerlendirerek bir karar mekanizması oluşturuyor. Ve buna göre de bir karar veriyor. Bu düşünmek midir? Evet, ama düşünmenin sadece bir kısmıdır. Düşünmek, verileri toplayıp onlara bakarak bir karar vermenin ötesinde, çok daha ötesinde bir şey aslında. Yapay zeka bunu yapamıyor.
Bugünkü yazışmamızda ChatGPT ile biraz sıkıştırmaya kalktığımda dönüp aynı şeyleri tekrar etmeye başladı. Yani amiyane tabirle kıvırmaya başladı. Şimdi teknolojinin nereye gideceğini bilmiyoruz ama gittiğinde sonuçta bir resim fırçası, bir tuval nasılsa sanat icra etmek için bir araçsa, bugün yapay zeka enstrümanları da, fotoğraf makinesi de, objektifler de sanat icra etmek için bir aracıdır. Sanat nerede? Sanat bizim aklımızda, zihnimizde. Orada oluşturuyoruz sanatı aslında. Çünkü gördüğümüz, baktığımız bir resmi, baktığımız bir fotoğrafı, okuduğumuz bir şiiri, okuduğumuz bir kitabı anlamlandıramıyorsak bu sanat eseridir. Bu sanatsal bir içeriğe sahiptir diye bir yorumda da bulunamıyoruz. Dolayısıyla çok son olarak sizin sorunuz, evet. Fotoğraf makinesi görsellik değişime uğrayacak. Ancak o değişimi zihinsel olarak yaratıcılıkla, hayaliyle kullanabilen insanlar sanat yapmaya devam edecek diye ben noktayı koymak istiyorum. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Nilgün Hanım, kaç dakikamız kaldı? 1 dakika falan herhalde. Evet, 1 dakikamız kaldı hocam. Peki o Ne zaman. yapalım? Kapatıyor muyuz? Evet, ben Tamam. bütün dostlara katkı veren, izleyen bütün dostlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ortamı hazırlayan Enfo'da bizimle söyleşmeyi kabul eden Artenos'a, Amerika'dan bize bu olana tanıyan sevgili kardeşime, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet akşamı oldu. İlkini gerçekleştirdik, ilk salı toplantısını. Sanıyorum kapanmak üzere. Ben hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok Elinize teşekkürler. İyi sağlık. akşamlar. Elinize sağlık. Herkese İyi çok teşekkür akşamlar. ediyorum. Görüşmek Sağ üzere. olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.